Maveravi Nehir'in incisi Semerkant. Osmanlı'da bilim geleneğini besleyen önemli pınarlardan biri. Kendisi de bir alim olan Ulu Bey'in sultanlığıyla taşlandırılmış asrın en büyük kültür başkenti Semerkant. İki nehir arasında inci gibi duran kadim şehir. Ve Osmanlı topraklarında yetişen ilk önemli bilim adamı Kadızade-i Rumi. Tam adıyla Musa Paşa bin Mehmet bin Kadı Mahmud Efendi. Bursa'da iki kuşak kadılık yapmış bir ailenin alim oğlu. Osmanlı bilim geleneğinde düşünceleriyle büyük bir yer tutan Kadızade'nin bilimle imtihanı nasıl gerçekleşmişti? Kadızade doğduğu topraklarda Bursa'da dönemin en önemli bilginlerinden Molla Fenari ve Müneccim Feyzullah'tan dersler aldı. Nakli ilimlerden ziyade akli ilimlere eğilimini fark eder ve Bursa'nın artık kendisine yetmeyeceğini düşünmeye başlar. Matematik ve astronomiye olan düşkünlüğü sebebiyle akli bilimlerin parladığı ilk noktaya, yani Maveraün Nehir'e doğru seyahat etmeye karar verir. Bilim yolculuğuna devam etmek için seçtiği Semerkant'a gelen Kadızade, burada tarihin ender yetiştirdiği devlet adamı Ulu Bey ile tanışır. Gözü her daim semada dolaşan Semerkant'ın büyük siyaset ehli. Ulu Bey henüz 17 yaşındadır. Kadızade'nin belki de en önemli öğrencisidir Sultan Ulu Bey. Kadızade, Ulu Bey'in siyasetçiliğinin yanı sıra bir alim oluşunun da mimarlarından biridir. Onun akıl hocası ve danışmanı olur. Öğrencisi Ulu Bey'in devletin başına geçmesiyle birlikte Kadızade, Ulu Bey'in yapımıyla bizzat ilgilendiği Semerkant Medresesi'ne baş hoca olarak atanır. Döneminin öncü bilim ve eğitim kenti yavaş yavaş parlamaya başlar. Kadızade-i Rumi'nin başka bir özelliği, bilimsel özelliğe verdiği önemdir. Ulu Bey'in kendisinden habersiz bir hocayı görevden alması üzerine dersleri bırakır. Nedenini soran Ulu Bey'e ise şöyle bir cevap verir. Bir hükümdar da olsa yöneticinin bilime ve bilim adamına müdahalesi doğru değildir. Nitekim alimlere büyük önem atfeden, onlarla sırdaş olan Ulu Bey Kadızade'ye hak verir, hocayı görevine iade eder. Kadızade bunun üzerine medresedeki derslerine geri döner. Hem bir sultan hem de alim olan Ulu Bey'in gökyüzü tutkusu, sultanın Urumiye Gölü'nün kenarına çağının en önemli rasathanesini kurmasıyla sonuçlanacaktır. Semerkant rasathanesinin başına ise Cemşit el-Kaşi ile Kadızade-i Rumi'yi getirecek, el-Kaşi'nin vefatıyla birlikte ise Kadızade baş müderris olarak bu görevi üstlenecektir. Kadızade Rasathane ile birlikte Zici İlhani'de bulunan gökyüzü haritasına katkıda bulunmaya çalışır. Fakat ömrünün vefa etmemesi sebebiyle bu görevi öğrencisi Ali Kuşçu tamamlar. Kadızade'nin önemi sadece hocalığıyla sınırlı değildir. Kadızade'nin astronomi seçkisi üzerine yazdığı ders kitabı, ölümünden sonra da pek çok coğrafyada hem ders kitabı olarak kullanılmış hem de araştırmalara konu olmuştur. Kadızade-i Rumi, Semerkant medreselerinin başındayken pek çok alimin yetişmesine ön ayak olmuş ve bir ekolün öncüsü olarak hocaların hocası sıfatını fazlasıyla hak etmiştir. Kadızade'nin en büyük özelliği, yetiştirdiği öğrencilere Osmanlı Devleti'ne gitmelerini salık vermesidir. Osmanlı bilim tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olacak olan Ali Kuşçu ve Fethullah Şirvani'nin Osmanlı'ya gelişinde de Kadızade'nin etkisi olmuştur. Kadızade'nin Maveraün Nehir'le harmanladığı bu birikim, onun doğduğu topraklar Osmanlı'da büyük bir meşale yakacaktır. ...1300
1346'da Osmanoğulları bünyesinde başladığı hayatı, Semerkant'ın en şaşalı günlerinde çok çalışarak oluşturduğu bilgi mirasını öğrencilerine devrederek sona erer. Hayatı ve ölümü aslında bilimin nasıl kuşaklar arası aktarılan, bilginler arasında paylaşılan, birlikte üretilen bir kültür olduğunun da açık delilidir. Bilim, kuşaklar arası sürmeye devam edecek ve dünyada insanlık var oldukça bitmeyecek bir bayrak yarışıdır aslında.